Ve son dakika haberi, hadise de artık bütün fotoğrafları sildi. Evet, şimdi o zaman hadiseye geçelim. Yeni oldu bu. Daha hadiseyi şimdi bu ara. İzleyelim. Yüzükler tekrar takılmıştı ama evlilik bir türlü kurtarılamadı mı? Detaylarıyla beraber, nedenleriyle beraber enine boyuna konuşacağız. Buyurun. Ayrılık haberleriyle günlerdir konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliklerindeki krizi aşamadı. İddiaya göre Hadise boşanma davası için harekete geçti. Haberi menajeri doğruladı. Ne yazık ki biz de hatırladık. O en büyük arka bahçe zaten o adamdı. Günlerdir alınmayan boşanma kararı neden şimdi alındı? İkili neden ayrılıyor? Hadise kullanıldığını mı düşünüyor? Yoksa şarkıcı için evlilik geçiş dönemi miydi? İlk kez duyacağınız detaylar sadece söylemezsem olmaz da. İzmir konserinde Hadise'nin sahnedeki gözyaşları 5 aylık evliliğin temelinden sarstı. Hadise'nin pişmanlığı gözlerinden damladı. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la hikayesini anlatan Küçük Bir Yolda kendisini tutamayan Hadise bu sefer büyük ve geri dönülmez yolda ilk adımını attı. Küçük Bir Yol için Hadise hayatımın şarkısı diyerek yüzük savaşını başlattı. Şarkıcının hamlesine eşinden de cevap gecikmedi. İkili alyanssız pozlarıyla ayrılık sinyali verdi. Hadise Hanım'ın sizden sonra sizin gibi yüzük takmadığı iddiaları, alyansı çıkarttığı iddiaları. Karşılıklı hamlelerle gerilim adım adım yükselirken Hadise kadraja girdi. Kardeşinin doğum gününü kutlayan Dinçerler'in paylaştığı videoda ünlü şarkıcı göründü. Paylaşıldıktan kısa süre sonra silinen video kafaları karıştırırken reklam ayrılığı iddiaları herkesin diline düştü. Görüntülerin yayılmasının ardından Dinçerler'den geri adım geldi. Mehmet Dinçerler'in alyansını geri taktığı görüldü. Anne Dinçerler'in devreye girdiği ve ikilinin arasını bulmak istediği konuşulurken Mehmet'in geçmişte paylaştığı aşkın ömür boyu sürdüğüne inanılabilir ama sadece adı anne ise yazısı yeniden sosyal medyada çok konuşuldu. Dinçerler'in evliliğinde annesinin etkili olduğu iddialar arasında yer aldı. Mehmet'in çark etmesi gerilimi düşürmedi. İddialara göre ayrılığı kafasına koyan Hadise bu oyuna son vermek için harekete geçti. Yani Allah'ım. Haberlerin ardından Hadise'nin boşanma dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne teslim ettiği ve işlemleri başlattığı iddia edildi. Dosyanın gizli ibresiyle basından saklanmak istediği ancak basın mensuplarının bilgiyi kaynaklardan edindiği iddialar arasında yerini aldı. Boşanma iddiasını menajeri doğruladı. Yine iddiaya göre ayrılık iddiasının sorulduğu Haluk Şentürk, Hadise'nin boşanma işlemlerini başlattığı bilgisini onayladı. Peki günlerdir alınmayan karar neden şimdi alındı? Hadise gerilimi bilerek mi yükseltti? Eşinin alyanssız pozları mı? Hadise'nin Murda ile klibi mi ayrılığın fitilini ateşledi? Hakkında dolandırıcılık iddiaları olan eşi Hadise'yi kullanıyor mu? Yoksa geçmişinin izlerini silmek isteyen Hadise evlilikle emeline ulaşıp Mehmet Dinçerler'e kapıyı mı gösterdi? Bakalım yeni gelişmeler neler gösterecek? Şimdi küçük bir yolla başlayan bir gözyaşıyla fitillenen ateş küçük bakın ne hale geldi. Küçük bir yolla başlayan ve büyük bir yola dönen. Arkadaşlar bir şeyler biliyorum, anlatayım. Lütfen anlat. Size. Şimdi geçen gün dedim ki Hadise kocasına barışacak dedim. Evet. Bunu dememin sebebi Hadise'nin ertesi gün kocasının kardeşinin evine yani daha doğrusu işte aile evine gideceğini bilmemdi. Çünkü otomatikman ayrı oldukları için evlerine de gideceği için ben bunu barış için bir araya gelmek diye zaten kalpten de bunu istediğim için öyle düşündüm. Siz de olsanız öyle düşünürsünüz. Fakat Mehmet Dinçer'le Hadise anlaşmalı bir şekilde boşanamayacaklar. Çünkü
her yerde anlaşmalı yazıyor ya. Anlaşmalı boşanma olmayacak Arto ve Bircan. Bunlar anlaşmak için aileyle bir araya gelmişler. Aa, boşanmaya. Evet. Anlaşamamışlar. Ve o yüzden şimdi Hadise tek taraflı dava açıyor. Nedeni ne? Takılar. Yani Mehmet Dinçer. Yüzükler. Hepsini istiyor Mehmet. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Ya, biz biz düğünü gördük mü? Düğün resimini. Düğünü de hiç görmedik ama. Hiçbir şeyi görmedik çocuklar. Düğünü de görmedik, davetli de görmedik. Hiçbir şey görmedik. Gördük, gelinlik yani, de görmedik, hiçbir şey burada görmedik. Burada bir kumpas olabilir mi? Bizim hayır, anlamadığımız. Bence düğün falan da olmadı. İşte, var gibi gösterdiler evet. gibi. Ama buradaki en önemli şey şu. Hadise den bu tek taşları taktığı bütün her şeyi istemiş. Mehmet ha? Evet. Niye ya? Hadise de vermiyorum demiş. Aa! Yoksa bunlar hemen anlaşmalı boşanacaklardı. Şu anda biz söylemezsem olmaz haberi bu. İlk defa da biz söylüyoruz. Anlaşmalı boşanma olmayacak arkadaşlar. Bunlar çekişmeli boşanacaklar. Hadise açacak davayı. Zaten o yüzden sildi. Burada bir takım parasal mevzular da var. Ay rezillik. Ama Mehmet Dinçer'le hiç de bizim düşündüğümüz gibi çok naif, son derece küfürlü, kötü, ambiyane tavırda acayip argo konuşan, küfür eden, Hadise'ye inanılmaz kötü şekilde davranan. Ayrıca para pul meseleleri var bunların arasında. Hadi ya, yani çok erken ya. Ne Hadise'nin hamileliği iddia edildiği gibi. Evet hani sen hamile dedin ama konu o değil. Konu o değil evet. Veya ailesinin Hadise'nin elbisesine karışıyor gibi. Murda'nın dansları? Konu bunlar değil. Tamamen para odaklı. Para odaklı. Tamamen para odaklı. Ticari odaklı. Alacak verecek. Yani burada bu kızın başına maddesel bir şeyler geldi. Yani dolandırılıyor muydu demek istiyorsun? Maddesel bir şeyler geldi. Kız dedi ki anlaşalım. Aldığı verdiği ver. Al. Bana ver. Şunu yap. Anlaşamadılar. 3 aylık bir evlilikte niye insan anlaşmalı boşanmaya gitmez? Neden gitmez? Çünkü aldatma yoksa. Tabii. Yani, şiddet yoksa. Hayır, şimdi mesela ben aldattım seni. Evet. Mehmet aldattı Hadise'yi. Hadise Mehmet'i yakaladı. Evet. Değil mi? İkisi de tamam der, yakalandım artık, anlaşmalı boşanır. Değil mi? Yani evet, sonuçta evet. Yani yakalandıysa... Para talepleri ama çocuklar var. İlk önce ilgili... Mehmet sildi bütün fotoğrafları. Fark etmez. Hadise, çünkü Hadise ve anlaşma yoluna gitmedi. Yüzükleri istemiş, mücevherleri istemiş, taktıkları ne varsa Hadise'den geri istemiş. Hadise de haklı olarak vermemiş. Çünkü o doğum gününde de yüzükle gitmedi. Evet. Hadise gitti yüzükle. Efendim? Yüzükle gitmedi mi Hadise? Yani de. Sizin her yerde yazılan gibi anlaşmalı bir şekilde 14 Ekim'de, 13 Ekim'de boşanıyorlar falan diye bir şey yok. İlk söylemezsem olmaz haberi bu. Asla anlaşmalı bir şekilde boşanmayacaklar. Çünkü arada parasal çok büyük olaylar var, mevzular var. Hadise de bence eli kulağında size açıklayacaktır bunu. Çünkü mecburen anlaşmalı şimdi, olsa hemen boşanacaklar yani, anladın benim, mı? Benim de merak ettiğim bir şey var hukuki açıdan. Bir yılı tamamlanmamış evlilikler bitebiliyor mu? Niye şimdi böyle bir şey var. Bir yıl yani öyle bir kanun var. Evlenilmiyor gibi. Aile hekimi falan geliyor. Evet. Aile ona evet, tekrar. Orada bir kanun var. Evet. Ama burada boşanacaklar tabii ki elbette. Ya, ama tabii burada artık önemli olan biz hep üzüldük ya burada. İşte Hadise sahnede bunu yapmıştır. Acaba bu mudur? İşte çocuklar. Çıktı, aile bilmem. Hayır. Bu doğru mu? Bir dakika dur önce teyit edelim. Hadisenin sayfasındaysa evet. Birisi şu anda bilgi verdi. Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte bu. Mehmet'e evet. Hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. İşte bu. Ama bir de Hadise'nin sayfasına ya da storiesine bakmak yok, istiyorum. Yok yani inan doğru mu? Bakmana gerek yok. Ben söylüyorum size. Evet 7 dakika önce yapmış bir 7 paylaşım. 7 dakika önce. Seren'cim evet doğru senden söylüyorsun. Senden hemen önce yapmış biliyor musun? Şaka gibi. Anlaşarak evet, ama sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatına mutluluklar vay diliyorum. Vay be. Çünkü yani neye çok üzüldüm. Çünkü hep barışmalarını istiyordum. Evet o barışmasını istiyordum. Çünkü ben istiyordum bu işim. Aman Hadise'nin kıyafeti, aman Hadise'nin birisiyle dansı. Hani erkek kıskanır, kadın kıskanır böyle bir şeyler diye düşünüyordum. Hayır. Anlaşarak sonlandıramadığımızdaki evet, mevzu evet, maddi bir mevzu, doğru kesinlikle mu? Kesinlikle maddi. Wow. Ya 3 aylık bir evlilikte, 4 aylık bir sürek neyse. Nedir anlaşamadığın? Mesela iki insan ayrılmaya karar verirler. Anlaşamadık.
dersin, evet, değil mi? Evet. İkisi de gider mahkemede ayrılırlar. Ancak parasal mevzuların olduğu eskiden, mesela bunun şimdi çocuğu olsaydı, o nafakalar, onlar bunlar, istemler, birisi birisinden para ister, o zaman anlaşamazsın. Anlaşamadıkları zaten o günde o eve benim barıştıklarını düşündüğüm... Anlaşmak için gidiyorlar. Anlaşmalı boşanmak için oturmaya gidiyorlar aileye hep beraber. O yüzden siliyor Mehmet storyleri. O yüzden o oraya gittikten sonra hatta hadiseyle olan story'yi sildi ya. O yüzden sildi. Belki de Mehmet barışacağını da düşündü. Aslında peki, bizim tahminlerimiz doğru olacaktı. Hadise kabul etseydi. Ama hadise birçok şeyi gördüm. Çok yanıldım. Dedi herkese. Bütün yakınlara çok yanılmışım. Bu adamla ilgili dedi ve ben bunların hepsini anlaşarak boşanmayacağı için ve dava açtığı için kesinlikle para pul meselesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hattımızda avukatımız Levent var. Levent'e soracağız tabii bu anlaşmalı boşanma, bir yıl geçmemiş bir evlilik. Günaydın. Günaydın. Güzel Hanım, selamlı Marta Bey. Günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Levent, şimdi tabii tüm kamuoyunu ilgilendiren bir durum var. 4 ay önce olmuş bir evlilik. Anlaşmalı bir şekilde boşanılamıyor. Hayır. Evet. Tabii ki sizlerin de bildiği üzere bir yılın geçmesi mutlaka 166. maddenin 3. fıkrası çok açıktır. Evliliğin bir yıldan fazla sürmesi, tarafların ilk duruşmaya katılmaları ve yanlar arasında bir mali protokol ya da sosyal protokol yapılması halinde hakimin kabulüne bağlı. Bir yıl geçmediği takdirde evlilikten 4 saat sonra dahi olsa, evet, Bircan Hanım, bir olay vuku gelirse ertesi gün dahi dava açabilir ama bu anlaşmalı boşanma davası olmaz tabii ki. Ha, bunlar şu an zaten anlaşmalı boşanamıyorlar. Kesinlikle hayır. Bir yılın beklenmesi lazım. Dava açılabilir. Çünkü... dava tarihinde mahkeme 6 ay sonrasına, 8 ay sonrasına, yani bir yılı geçtikten sonrasına bir gün tayin edilebilir. Anlaşmalı boşanmaya çevrilebilir ama bir yıl geçmeden mümkün değil. Evet, doğru ya, evet, peki. Doğru bu ama buradaki mevzu onlar zaten anlaşamıyorlar, zaten söylemiş. Zaten birbirlerini silmeden o evde hep beraber iyi bir şekilde, peki, bu işi sonlandıracaklardı. Peki ama, Levent. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Levent. Çok mersi. Hani aldatıldım, yanıldım şeklinde bir cümle var ya efendim. O evliliğin iptali, yani herhangi bir şey varsa boşanmadan ziyade... evliliğin iptal hükümlerini de değerlendirilebilir. Bir dakika, böyle bir cümle yok da size dava dosyası geldi mi? Bana dava dosyası gelmez. Hayır hayır. Az evvelki yorumlarınızdan bahsediyor. Ha, o Seren'in yorumu. Evet, yanıldığı falan. Seren'in o Seren'in yorumu. Yorumu. Etrafına tamam, bu şekilde söylemiş. Biz de... peki. Çok teşekkür ediyoruz Levent. Çok mersi. Hadiseyle ikisi mesela Mehmet derler ki anlaşamadık. Ayrılıyoruz. Evine kadar gitmiş Hadise. Hani bu kadar böyle birdenbire resimler silinip bilmem ne olmazdı. Çıkarlardı beraber, derlerdi ki biz anlaşamadık bilmem ne de. Birdenbire resimler silindi. Yani o evden birdenbire story kaldırıldı. O evde ne olduysa oldu. Anlaşarak sadece burada benim anlamadığım şey aslında Hadise boşuyor. Fakat ilk hamleyi hep Mehmet yaptı. Resimleri o sildi. Para isteyen de Mehmet bence zaten. Para isteyen değil mi? Taktıklarını istemiş diye duydum ben. Bu arada ikisi de ben Mehmet'e de yazdım. Hadise'ye de yazmıştım. İkisi de bize kendileri ulaşmazlarsa bile ulaşabilirler. Başka şeylerde ya, çok çirkin şeyler geliyor. Yani bunu nasıl söylerim size? Nasıl paylaşırım? İnanın bilemiyorum. O kadar acayip bir şey, yani bir şeyler geliyor ki Mehmet'le ilgili. Bunu televizyonda söyleyebilmem bu saatte mümkün Allah değil. Allah Allah. Mesajlar geliyor. Bende var yani bu mesajlar. Hatta hala geliyor. Burada şöyle bir şeyler söyleniyor. Yani Mehmet'in farklı şeyler yaşadığını söylüyorlar. Bunu size şimdi burada... değişik fantazileri mi var diyorlar. Öyle söylüyorlar, evet. Yani bir sürü şeyler. Tabii şimdi bakın, Türkiye'de burada biliyorsunuz herkes herkese iftira ve çamur atar. Evet, evet yani. Yani. Çünkü, bu bir iddia tabii çünkü ki. Çünkü Mehmet de yakışıklı bir çocuk. Ama yani ona da... 4 ay içinde, 5 ay içinde ne oldu da... insanın sıdkını iki şey sıyırır.
Bir tanesi aldatılmaktır. İkincisi de parasal mevzulardır. Çok fazla müdahale edildiğini düşünüyorum ben. Mehmet kime? Tarafından Hadise'ye. Kıyafet. Ben hiç Hadise'nin hiçbir şeyinle ilgilenmediğini düşünüyorum tam tersi. Yok, ben tümüyle her şeyle ilgilendiğini çok küfür ediyormuş. Onu duydum. Küfür mü? Çok küfür bazmış. Çok Allah küfür ediyormuş. Çok kötü davranıyormuş. Bunları da duydum. Ama 4 ay içinde nasıl oldu birdenbire? Yani demek ki Hadise yanlış limana sığındı. Çünkü efendim? Çok feci bir ceyrandaydı, feci bir şimdi durumdaydı. Şimdi bununla beraber biliyorsunuz bu pastan için Amerika'ya falan gittiler diye hatırlıyorum. Bir şeyler evet, yaptı evet, da. Evet, doğru. Yani burada maddesel de bir takım şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa maddi bu kız, şeyler. Bu kız bu kadar en azından etrafa karşı bile düşünerek bu kadar çabuk bu evliliği sonlandırmazlardı. Bu evlilik sürecek. Bakın Halise'nin storiesini bir daha okuyabilir misiniz? Tabii ben tekrar diyor ediyorum. Ki, anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi burada evet bir süreç var. Hepimizde de oldu bu. Daha önceden hepimiz yaşadık bunu. Bir senenin altında olduğu zaman evlilikler anlaşarak boşanma olmuyor. Ama burada daha 2 gün önce benim arkadaşım bir günde boşandı. Bir gün evli kaldı zaten bizim bir arkadaşımız vardı ya. Bir gün evli kaldı, 3 gün boşandılar ya. Yani olur dedi ya, 4 saat sonra bile olur dedi. İptali gerçekleşir dedi ama anlaşmalı boşanma zaten olmaz dedi. Şeyler olmadan, bir yıl geçmeden. Yani onu tekrardan bakalım ama o olabilir. Onu ben de biliyorum galiba. Şöyle bir şey ama var. Yani burada dikkatimizi çekmesi gereken durum şu. Hadise 3 gün önce Mehmet'in evindeydi. Aile evindeydi. Kayınvalidesinin evindeydi. Oradayken bunlar oturdular, konuştular, ettiler ve bu işi Hadise orada tamamen bitirdi. Yoksa o eve de hiç gitmeyebilirdi. Yani zaten şimdi düşünsenize ben de bu haftalar önce bitmiş olsa tamamen ben oraya da gitmem. Ya şöyle bir şey var mı ama yani Seren ya? Yani oraya da gitmem bir daha. Yani sen gel bizim evimize gelin. Gelin hanım. Bizim evimize gel. Şu altınları nasıl paylaşacağımızı bir anlaşalım. Yok, diye bir değil, cümle var mı ya? Şey, çocuk istemiş galiba. Yani onlar, ben ailenin isteyeceğini düşünmüyorum da belki hırstan çocuk istemiş olabilir. Bu Mehmet Dinç aileleri çok iyi tanıyan bir arkadaşımız vardı. Şimdi arkadaşımız değil, hatırlarsın. Demişti ki aile çok karışır her şeye. Sevgilisiydi onun. Sevgilisi diyemeyeceğim. Değil miydi? Evet. Öyle uzun süre bir sevgililik falan yok. Ha. Aile çok karışır. Ben inanamıyorum dedi Mehmet'in tek başına bir şeylere karar verme yetisinin olduğuna demişti hatırlarsan bir hanımefendi. Ama ona karşı gelmeleri çok olağan. O karşı değil, karşı değil. O başka, karşı. O değil. Ne? Karşı değil. Karar verme konusunda Mehmet'in öyle bir inisiyatifi, özgür ağırlığı yok demişti ailede. Evet, onu çok söyledi. O yüzden aileye o getirip bir böyle şeyin içine getirip hadi burada karar verelim demiş olabilirim boşanmaya. Ben bu evliliğin de bize gösterildiği gibi davetlilerin gelerek Hadise'nin de gelinlik gerek bir evlilik olduğuna şüphesindeyim. Çocuklar artık. Söylüyorum ya size, doğru düzgün bir düğün resimleri yok. Doğru düzgün bir paylaşım yok. Paylaşım, parti, yani hiçbir şey yok. Yani ben size bir şey diyeyim mi? Yani şu anda Gülşen'in düştüğü durumdan bence Hadise yararlanmak istiyor. Ve o yüzden de yoluna devam etmek istiyor. Çünkü Mehmet onu sahnede ve giysilerinde ve bir sürü şeyde kısıtlıyor diye de düşünüyorum. Şu anda Gülşen'den kalan yüzlerce konser var. Ve yani bir sürü sanatçı var ya. Hadise. Ama aynı menajerlik şirketindeler. O menajer de onu doldurup bu raddeye getirmiş de olabilir. Tabii her şeyi bir etken bu olabilir. Bu arada Gülşen konusunda konuşma yasam kaldırıldı. Sonunda. Onu da söyleyeyim. Sonunda. Tüm gece. Onu da söyleyeyim. O yüzden ekrandayım. İzleyici de panik yapmasın yani. Şimdi evet. Şöyle bir şey var Seren. Ben ama sizin söylediğiniz teze çok katılıyorum. Bir fotoğraf görmedik, herhangi bir düğün görmedik falan hiç ya. Hiçbir şey görmedik. Ben Hadise'nin hiç o, yani hiç duygusuz bir şey yapacağını düşünemiyorum. Hayır. Diyorum. Sonra sadece şunu söylüyorum. Acaba biz bütün ailenin gittiğini düşündüğümüz o düğün bize aktarılırken o ailenin bütün bireyleri o düğüne gitmedi mi? Ya da öyle bir düğün oldu mu ya? Ya da o düğün oldu mu?
Çünkü çocuklar düğün fotoğrafları dediği şey arkada çiçek, hiç etraf gözükmüyor. Evet. İki kişi. Yani bir aile fotoğrafı da yoktu. Ben belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya en yakın arkadaşları ya. Var. Seda şimdi Bakan. Hatırlatın. Yani. Atıyorum. Hı? Seda Bakan atıyorum. En yakını. Yani evet. Hiç kimseden hiç kimse bir paylaşım. Hiç kimse bir şey paylaşır. Seren yani evlenecek ben. Yani ben en azından bir elbisemi çekerim ya. Bir de evleneceğini afiş ediyorsun. Hayır, evet, servis edersin. Ama bir servis edersin değil mi? Bu da senin en güzel günün. Konserinde iki tane arkada böyle çiçek, çelenk ama gibi. Onun bir önünde şey yapıyor. Aynen. Yani bu düğüne de insanlara bütün ailenin gelip gelmediğine konusunda niye artık soru işaretleri yani oluştu kafamda. Bunların hepsi İkincisi bir de dediğim gibi Hadise karar verdi. Hadise düğmeye bastı ve eve gitse de çağrılsa da anlaşmalı bir şekilde. Yani bunlar anlaşsalardı o gün o evde ikisi beraber diyebilirlerdi ki biz beraberiz şu anda, anlaşamadık, kusura bakmayın, şöyle oldu böyle oldu. Bunu yapmadılar çünkü son ana kadar Mehmet Hadiseyle barışacağını düşünüyordu. Ama peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Ama ilk aksiyonu Mehmet yaptı ya. Çünkü resmi o sildi. Hayır, o aksiyona çünkü bakma sen, Okyay'dan çıkmış ama o refleks. Çünkü karar verdi. Hiç ilişki yaşamadığın nasıl belli biliyor musun? İstemeye istemeye de silebilirsin yani resmi. Evet, o değil, size çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Hadise şu anda Mehmet'in bu yeni pastanesi de dahil olmak üzere. Evet. Her ortak şeyin yarısını tabii istiyor mu? Alabilir. Ha, alabilir. Alma yetkisi var ve o yüzden bence o yüzden tenezzül etmeyecektir. Tenezzül etmeyecektir. Ama parasını verdi. Benim yüzüğüme tenezzül edenin her şeyini tenezzül ederim, kusura bakma. Parasını verdiyse niye almasın? Parasını verdiyse. Hayır, parasını vermese bile. Şu anda biliyorsunuz bir avukat hanımefendi gelmişti. Mehmet'in amcasının avukatı, hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. Bu hanımefendinin de hadiseyle ilgili söylemleri bu yönde, şu anda gelirini yarısını talep etme hakkı doğdu Hadise'ye diyor. Ve şu anda da Bilal Bey'le konuşuyor değil mi? Evet, Bilal Özbilgi'yle konuşuyor. Ben Hadise'nin bunu anlaşmalı boşanma yoksa. Gibi, yani para, burada her halükarda Mehmet zararlı çıkacak. Para almadıysa, yani para vermediyse Hadise Mehmet'e, asla ve asla bir para istemeyecektir. Sadece özgürlüğünü isteyecektir. Bence bence para istemeyecektir ama şunu diyecektir. Takıları falan vermiyorum. Mehmet'ciğim beni de sinirlendirme. İstersen ben bunları da yapabilirim. Diyebilir ya, bir şey söyleyeceğim yani. Ya sen ve sen. Ay yani ben, istemiyorsan. Hayatım ben zaten beni karıştırma. Aynen. Ben üstüne hayır para veriyorum. Ben kendim para dava açıyorum. Yani şöyle. Burada bir kadın. Seven bir kadın. Evlenen bir kadın. Bir önceki ilişkide de yara almış falan. Buna tamamen tutunacağı bir süreçte. Bu kadar ani bir karar alıyorsa. Bu ne olabilir? İşte ben para mevzusu olduğunu düşünüyorum. Para mı diyorsun? Ya bunu nasıl söylerim? Para çözülür çünkü ya. Bir mesaj okumak istiyorum. Ama ne zamanın mesajı bu? Dün akşamın mesajı. Hı. Dün akşam hı bana gönderilen bir mesaj bu. Ha. Neymiş? Bu hesap bana uzun yıllardan beridir bir sürü mesaj gönderiyor. Tabii ki kim olduğunu söylemeyeceğim size. Yani ben de tanımıyorum zaten. Ama pek bir hesap değil. Hesap yani. Evet. Şu anda da açılsa da keşke okuyabilsem. Tamam, sen açılırken biz bir gelişmeden evet bahsedelim. Hadise Twitter'daki soyadını da dün, bugün sabah itibariyle değiştirdi. Hadise Açık Göz olarak güncelledi. Dün gece baktığımda Dinçerler'di ve yeniden güncelledi. Ya ve bu tabii arada ki arkadaşlar bize ne küfürler, neler, ne fake hesaplardan ne saldırılar yaptınız. Ne oldu? Keşke olmasaydı. Ne oldu? Keşke olmasaydı. Dediğimiz çıktı mı? Şimdi bakın bu ayrılık kararı günler, evet araları açıktı. Ama günler öncesinden alınmış bir ayrılık kararı olsaydı bu dün silinmezdi bu fotoğraflar. Bu ayrılık kararı son eve gittiği gün alındı tamamen. O zaman gitmezdi. Hatta Seren, ben birisinden boşanacağım, onun ailesinin evine de gitmem. Ona da gitmem. Tabii. İlişki kopuyor. Öyle olmadı. Hatta Seren bir hamle daha var. Bu olaylar çıktıktan sonra bir hamle daha var senin tezini doğrulayacak. Mehmet Hadise'nin son bir paylaşımını likeladı. Tabii. Yani bunlar, o eve gelmeden önce. Bunlar son artık son durumda bence yine kuvvetli ihtimal hırslandığı için o mücevherlere falan da hani bence de hırslandığı için paraya biraz zaafı olduğu tabii Hadise'nin aşikar, çok iyi bildiğimiz bir konu. Kimin? Paraya Hadise'nin zaafı var. Zaten Hadise vermeyeceğim diyormuş sağa sola. Vermeyecek miymiş? Yok, vermeyeceğim diyormuş. Yarısını da alırsa görürsün şirketin. Neyi?
Pastanenin de yarısını alabilir. Çünkü onun evliliğinden sonra gerçekleşti abi, bu. Abi aşk birdenbire nasıl bir kine dönüşüyor? Çirkinleşiyor, ne evet. Ne kadar kötü bir şey, ne kadar üzülüyorum aslında. Ya ben biliyor musun, dün başım ağrıdı benim, çok üzüldüm. Ben Hadise'nin boşanacağına bu kadar üzüleceğimi inanın bana hiç düşünmezdim. Çünkü aileye gitti ya, ailede bunlar ya bir kayınvalide falan buna böyle sahip çıktı falan diye hoşuma gitti. Bu arada kayınvalidesi hala Hadise'yi çok seviyor. Ben konu komşuyu biliyorum. Hala Hadise'yle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Mehmet Hadise'ye eziyette. Mehmet'in bir takım doğru mu değil mi bilmiyorum. Bakın bu bir iddia. Bir dakika, bu arada daha önemli bir şey vardı hatırlatıyorlar. Bir mesaj okuyacaktın. Okuyacaktım, sildi şu anda. Ama benim aklımda, okuyabilirim. Ha. Yani söyleyebilirim size. Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış. Bir dakika, ama bir daha söyle. Ama bunu sabah programında söyleyebilir miyim bilmiyorum. O cümleyi tekrar et. Mehmet'in? Değişik fantezileri varmış. Hadise üzerinde mi? Yok. Başka. Kendi. Başka. Ruhsal olarak. Belki cinsel olarak. Ya da neyse, evet, ne. Evet, yani cinsel olarak böyle şeyler yazılıyor bana. Mesela şimdiki iddialar da bunlardan. Ya saçma sapan. İddia. Ya belki de bunlar bir iddia. Tabii bunlar iddia, ama yani iddia sonuçta bunlar, da. Tabii ki. Konuşmadıkça. Of. Ortaya çıkmadıkça. Ama bunca aydır birlikte mesela Hadise. O evde oldu. Anlamayın. Son ya. Gitti. Bu Hadise'nin fotoğrafında likeladı, yüzüğünü de tekrardan taktı. Bunlar düzelecek zannederken orada o pandemi tekrardan yaşandı ve Hadise orada kararını aldı. Yoksa bunlar eğer 2-3 hafta önce boşanma kararı alsalardı 2-3 hafta önce fotoğraflarını kaldırırlardı. Hayır, öyle olmadı. Gerçekten bunlar bir araya geldiler. Bence şu şöyle oldu. Hadise kendini zengin bir aileye gelin gidiyorum zannetti. Ve bir baktı ki borç batağı var ve devamlı borç ödemek ya da devamlı finansman yapmak zorunda kaldı. Ve direkt R yaptı. Ben size bildiğim başka bir şey söyleyeyim mi? Parasal mevzular var. İşte parasal mevzular. Bu ailede öyle para, öyle kolay kolay bitecek bir para yok. Ben sana öyle söyleyeyim. Ben size başka bir detay vereyim. Ama olan yedirilme, yani paranın çıkması ortaya. Bak aklıma ne geldi. Bu kahve var ya, kahveci. Evet. Bu kahveci nasıl açılmış biliyor musunuz? Bir hanım bak sayesinde şimdi. Mi? Hanım olsa iyi. Hanım yüzünden. Mehmet Dinçerler'in babası bir hanıma hediye olarak açıyor markayı. Maşallah, baba oğul bunlar bir enteresan mı? Yani öyle ya, gerçekten paraları çok. Ama Mehmet'in kaçtığı bir borç var. Hatta hatırlarsanız avukat hanım dedi ki bunu hemen ödeyebilir dedi. Evet. Ama kabul etmiyor dedi yani. Ya böyle böyle şey uzun para diyor, yok kısası, onlarda ya. Uzun lafın kısası. Hadise Mehmet Dinçerler'in evindeydi. 2 gün önce ailesinin evindeydi. Bu 15-20 gün önce alınmış bir karar olsaydı gitmezdi. Oraya son bir kere, aslında tabii ki problemler vardı bence. Ama bunlar... Orada yenişemediler, barışamadılar ve Hadise bu kararı kararından dönmediği için. Yani son kere orada düşünmek için de gitmiş olabilir. Son kere belki bir barışmak ya da ya yola devam edip ya yola devam etmemek için, demek ki o doğum gününe belki de gitti. Yok ya, bir ayrılıkta hepiniz de yaşıyorsunuzdur ayrılık. Çok az, çok nadirdir. Ayrılma kararı böyle kolayca, sindire sindire tabii. Alınmıyor yani. Birdenbire ayrılıyorsun diyorsun yani. Birdenbire alınıyor. Tabii sabahleyin kahvaltı ederken öğleden sonra kavga edip akşamleyin boşanma kararı alabiliyorsun yani. Şunu söyleyeyim, Seren'in yayının başında söylediği iddia çok önemli. Şimdi sağda solda dolaşmaya başlamış. Seren Serengil'in söylediği şeyi tekrar edelim. Bir takı, altın, mücevher, takılar mevzusunun bu hale gelmesinden bahsetti Seren. O eve gitmesinin sebebi de dedi, kayınvalidesine gitmesinin sebebi de. Bunu anlaşarak yapabilir miyiz, bu boşanmayı? Anlaşarak al gülüm ver gülümle çözebilir miyiz? O gün baktılar, bir dakika, çözebilirler bu dedi. Onun için mi gidiliyor yoksa hala oraya gittiğinde seviyor mu onu? Hayır, hayır. Hayır. Sevmiyor. 3 milyonluk bir yüzük var biliyorsunuz. Çok konuştuk sarı pırlanta. Onu istiyormuş geri. Hadise de geri vermiyormuş. Bunları niye vermiyor zaten mesela? Bir senelik de olsaydı evlilikleri, bu çekişmeli olarak bu dava söz konusu olabilir. Yani parasal niye vermiyordur biliyor musun? Ben. Niye vermiyor? Vermiyordur? Çünkü bu yüzük biliyorsunuz o kadar pahalı bir yüzük değildi. Evet, yani. Ama bence Barter'da vardı o yüzükte hatırlarsanız. Yok bence o Barter'ın o payında ya. Da Hadise'de de var. Yanlış anlama. Hadise'nin yüzüğü o yani. Mehmet Dinçerler'in yüzüğü, kimse reklam yapmaz. Hadise'ninkini yaparlar. Mehmet evde yayın, story paylaştı ya. Evet. Ne kaç dakika sonra sildi? İşte sildi bir iki saat sonra. İnsan bunu bilerek paylaştığı bir şeyi. Biz 100 kere bakıyoruz ne paylaştığınızda, evet, değil sorma. Mi? Evet. Paylaştığı bir şeyi. Niye 10 dakika içinde silsin? Çünkü Hadise sildirdi. Sildirdi.
Ve o gün zaten o sildirme olayından sonra o şeyler koptu. Koptu. O orada koptu zaten değil mi? Orada koptu. O evde koptu ve iki gün önce koptu. Daha öncesinde değil. Yani daha öncesinde mesela anlaşmazlıklar oluyor evliliklerde. Ve bu sıkıntılar zaten vardı. Ama esas çünkü düne kadar o zaman bunlar 15-20 gün önce boşanma kararı aldılarsa hadise niye kayınvalidesinin evine gitsin? Aslında Bilal Bey... konuşmak istediği bir mevzu varsa çağırır onu avukatını. Kendisinin bile gitmesine gerek yok. Ben ayrıldım mesela. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey bu kadar saf bitmeyecek. Büyük arkasından entrikalar yani. Ve inanılmaz serüvenler ve maceralar çıkacak. Belki cinsel... Belki yani parasal. Yani bana cinsellikle de alakalı işte belki fantezi. Ben şimdi size bir boşanma ordinaryosu olarak bir şey anlatacağım. Eğer bu konuya gizlilik getirmezse taraflardan biri, bu gizlilik olmaz. İki tarafın da kabul etmesi lazım. Eğer bu kanun, bu şeyde dosyada gizlilik kararı, koruma kararı çıkmazsa ve biz bunları ulu orta konuşabiliyorsak bilin ki kıyamet kopacak. O zaman herkes her şeyi konuşacak. Çünkü çekişme var Arto. Çekişme de biliyor musun? Bir taraf kesinlikle mutsuz olacak demek. Mutsuz olan taraf bütün eteğindeki taşları dökecek. İşte o zaman bu fantezi çıkar. O zaman mutlu olan taraf da mutsuz olan tarafı mutlu etmek için. Her iki türlü yani sıkıntı olacak. Yani yüzüğü mü verecek ya da para mı verecek neyse bütün ne. Bütün taktığı şeyleri geri istemiş. O zaman bu rezaletlerin okunamaması için gizlilik kararına yani gelmesi anda, için. Şu anda sadece bir senenin altında bir evlilik olduğu için anlaşma evliliği, anlaşma ayrılığı oluyor değil. Aslında gerçekten bunlar anlaşamadılar. Bunlar gerçekten anlaşamadılar. Yok zaten yani. Serancığım parada anlasalardı bir yıl beklerlerdi de sessiz sedasız. Anlasalardı bir yıl beklerlerdi de zaten mesela anlaşamadılar. Mesela güzellikle ayrıldığın zaman o ayrılacağın günü de beklersin. Peki. Aslında. Şimdi... Yani bunlar hadise eve gelene kadar hiçbir şey yok. Aha. Mehmet hadisenin fotoğrafını like'lıyor. Paylaşım yaptığında 10 dakika sonra çıkarttı. Şimdi, çünkü buna hadise müdahale etti bence. Acil bir reklama gideceğiz ama dönüşte konuya devam edeceğiz. Çünkü bilgiler kesinlikle akmaya başladı. Evet, mesajlar geliyor. Hiç vaktimiz yok mu reklamlar? Hemen reklam. Peki, dönüşte tamam. Devam ediyoruz. Şimdi tabii akıllarda şöyle bir soru var. Evlenmeden önce bir sözleşme oluyor ya, evlilik sözleşmesi. Genellikle borçlu ya da çok zengin aileler arasında yapılıyor. Böyle bir şey olmuş olabilir mi aralarında hadise ben, ben olduğuna inanıyorum ama dediğim gibi bu arada parantez içinde Mehmet Dinçerler boşanmak tabii ki istemeyecektir. Açtığı o ufak pastanenin ve para akışının bitmesini istemeyecektir. Kendi reklamının geçmesini istemeyecektir. Çünkü en az bir sene boşanamaması onun bir sene harika bir reklam yapıyor olmasını sağlayacaktır. Şimdi çok da fazla sevinmesin. Bu da yeni bir bilgi. Amcası tarafından. Biliyorsunuz amcasınınla aynı şirketteydi Mehmet Dinçerler. Ve amcasının yıllarca oturduğu ev satış kararı kesinleşti ve satılıyor. Mehmet'in yönetiminde olan daha önceki o pastane zincirinin yönetim kurulunda hep paraları çekip çekip o şirketi o hale sürüklediğini iddia etmişti. Amcasının avukatı gelip yeni bir iddiaları var ve yeni bir söylemleri var. Evet, bu yeni pastaneden da hak iddia edecekler şimdi. Yani Mehmet'in başına dertler geliyor. Yani Mehmet bu... Yeni pastaneden hak istemeseler bile onu hacize gidebilirler. Bu örtmek diye bir şeymiş. Yani diğer şirketten para alıp başka bir şirket kurmak, bu hukukta bir dili var bunun. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama şöyle izah edeyim. Oradaki paranın bir başka şirkette hayat bulmuş olmasını ispat ettikleri zaman oradaki pastaneden de hak iddia edecekler. Mehmet Dinçerler'in amca tarafından gelen sıcak bir haber bu sevgili seyirciler. Bunu da dipnot olarak koyalım. Tekrar hatırlatalım. Hadise bundan iki gün önce... Kayınvalidesinin evine doğum gününe gitti. Ne dedik? Biz barıştılar herhalde dedik. Çünkü hem öyle umuyorduk, öyle olmasını istiyorduk kalben. Hem de sonuçta ayrılık kararı olan bir insan kayınvalidesinin evine de gitmez. Ayrılık kararı alan bir çiftteki Mehmet Dinçerler hadisenin fotoğrafını da beğenmez. Ayrılık kararı olan insanlar o gün, o saate kadar... fotoğrafları silmeyi de beklemezlerdi. Bu daha önce alınmış bir karar değildi. Araları bozuktu okey ama son güne kadar onların barışma ümidi vardı. Hepimizde de bu ümit vardı ama o ümit o evden sonra yok oldu. Mehmet Dinçerler dedi yok olduğu için Mehmet Dinçerler çok sinirlendi. İlk önce fotoğrafları Mehmet Dinçerler sildi.
Ve ondan sonra da hadise de dün Ulus'ta bir restoranda yemek yedi menajeriyle beraber. Orada da zaten son derece rahat, kararlı. Sadece yanılmışım, bu adamla ilgili çok yanılmışım dediğini öğrendim sağa sola. Ve uzun lafın kısası şunu söylemeliyim ki bu dava sürecinde bu dava süreci çok şeye gebe. Yani göreceğimiz ve duyacağımız şeyler daha yeni başlıyor. Aynen. Keşke ben anlaşmalı bir şekilde bitebilseydi, mümkün olsaydı. Anlaşmadan ziyade gizlilik bence. Yoksa o nikah bitene kadar hepimiz evlilikler geçirdik ve o süreç çok zor bir süreç. Maalesef. O süreç her şeye gebe. Ha ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayat belli olmaz. Yani boşanmadan tekrardan bir araya da gelebilirler. Bilemeyiz yani bunu. Çünkü yani çok kötü bir şey yoksa, parasal bir şey olduğunu duyduğum için sadece Sıtkı'nın sıyrılabileceği ihtimalinden bu sefer çok fazla ümidim yok. Ya parasal şey çözülemez miydi? Sanki parasal şey çok hafif kalıyor bu ayrılıkta. Bana öyle geliyor. Çünkü 4 aydır evli desek en az 6-7 aydır birlikteler. Dolayısıyla Mehmet'in neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını biliyordu. %100 biliyordu. Bu pastaneyi açarken de ya yanında oldu ya hiç olmadı. Tam olarak tabii maddi durumlarını bilmiyoruz. Ama dediğimize göre eğer ki para oradan oraya da aktarılmışsa demek ki bir şekilde ortada para var. Bir can da diyor ki para. Zaten onların da parası bitmez. Çünkü herkesin iddiası diyorlardı ya işte aile izin vermiyor, aile karışıyor falan. Aile harika, arkalarında durdu. Bunlar tabii ki biz hiçbir zaman bu böyle şeylere itibar etmeyiz. Neden? Çünkü aklın yolu biraz mantıklı, biraz da tecrübeniz varsa bu işlerle alakalı hemen aklınıza şunun gelmesi lazım. Eğer aile neden olmuş olsaydı, aile istemeseydi, aile kısıtlasaydı, aile baskı yapsaydı hadise 2 gün önce kayınvalidesinin evinde oluyor olmazdı. Çünkü sonuçta bir evliliğin bitmesine neden olmuş olacaklardı. O öyle hala da oraya gidip onları ödüllendirmez, onları onurlandırmazdı. Dolayısıyla bu çöp, bu fikir çöp. Bunun daha önce boşanma kararı alınması da çöp. Sadece anlaşmazlıklar ve bu 10-15 gündür, belki de 20 gündür, 3 haftadır. Evet, bu ilişkiler var. Ne öğrendiyse, ne başına geldiyse, ne olduysa bu son 3 haftadır oldu. Ha, ama yine de ailede, bence Mehmet de, ailede son ana kadar bu barışın olabileceğini düşünüyorlardı. O yüzden o gün bir doğum günü ama bir de şöyle bir şey var. Evde. Yani şöyle, esas tamamen toplantı için gitmiş olsaydı o eve. O gün ve yani sen atmayın mesaj. Ben yayındayım. Şunu da kapamayı beceremiyorum zaten. Şimdi şöyle bir şey daha var. Eğer diyor ki esas gerçekten sadece diyor boşanmak için olsaydı doğum günü kutlama hoşlukları da olmaz diyor Seren aslında. Ama Seren bir de şöyle bir şey var Arto. Şimdi bu evlilik olurken bu evlilik canhıraş bir şekilde gerçekleşti. Doğru mu? Yani birisi skandallarından kurtulacaktı. Diğeri iflastan kurtulacaktı. Reklamlar falan. Hiçbirisinin işine yaramadı bu evlilik. Daha da aslında yaradan yaramadı mı? Bir kere pastaneye Mehmet açılmadı. Rıza Ebru Gündeş hadiseden bahsediyor muyuz? Hep bahsediliyor. Hep bahsediliyor. Hayır, bahsetmiyoruz. Hep daha da çok önüne çıktı. Hayır, hiç bahsetmiyoruz ya. Evlendiğini bahsetmiyoruz. O konunun raf ömrü bittiği için yani, bahsetmiyoruz. Yani bahsetmiyor. Olsun, şimdi yok. O konu bitti mi şu an? Ben sana yani, o konu niye bazı konular vardır ki hayatta evlenince lekedir. Yani işte, evlenince o leke ömür boyu onun mührü zamanı yoktur. O her zaman konuşulacak bir can. Hani bugün bizim için modası geçmiş olabilir. Bir de biz ne istedik aslında? Evlendiği için de bu çocukla artık hani yani iyi giderken bir şey hani umurumuzda olmadı. Ama ayrılmaya karar verdiklerini veya tabii ayrılık dedikodusu çıkınca ne dedik? Bir aya gelsin. İnşallah kayınvalidesine seslendik burada. Biz söylemezsem olmaz masası olarak bu evliliğin devamı için kendimizce nefes tükettik yani. Ama dediğim gibi bu ayrılıkla alakalı bir kararı 3 hafta 4 hafta önce vermiş olsalardı hadise kayınvalidesinin evine gitmezdi. Konuşmak için son bir kere olmuş olsaydı yine doğum günü çocukların olduğu bir ortamda yine gitmezdi. Sen para mı diyorsun? Ben öyle diyorum. Ben baskı diyorum. Ben Sefo'dan, Sefo muydu, Murda mıydı? Ondan tut, giydiği kıyafetlerden tut, her şeyin
bence seksapilitesi ve yaptığı vardır, şeylerin vardır, çok önde olduğunu düşünüyorum. Ama sen şimdi bu kadını... Ama diyeceksin ki hani bilmiyor muydun Hadise zaten, yani Hadise ünlü. Yani Hadise ile evlenirken zaten sen bu kadını bu şekilde aldın. Ama aşkım bütün adamlar sizi o şekilde alıyor. Sonra bir bakıyorsun ki sahneye çıkamazsın, bunu giyemezsin, doğru mu? Şunu yapamazsın diyorlar. Hepsi böyle olmuyor mu? Yani, hepsi böyle oluyor. Tamamen bu olduğunu yani... Ha tamamen hepsi... Tamamen bu çocuk... Bu Lego gibi da, düşün. Şimdi bak anne ve aile... Şimdi nasıl bir aileye gittiysen ona göre biraz tabii ki dikkat etmek zorundasın. Tabii. Mecbursun. Yani bir ailenin evine gittiğin zaman da... Bir karı koca arkadaşımın evine gittiğim zaman da... elbisemde, üstümde, oturuşumda... Yani her şey bir... Tabii ki bir kuralı da var yani. Tabii. Eğer bu çocuğun işte şey gibi böyle düşün, bir Lego. Ailenin gelini olduysa mecbur olacak. Aynen. Ben utanırım mesela sonra öyle giyindikten sonra. Yani eğer öyle bir aileyse. Yoksa bazı aile vardır, ne kadar da güzel olmuş kıyafetin diyor. Ama bazı aile var. Sen para onun, diyorsun. Ben baskı ben ve sadece, şey diyorum. Yani, hayır, ben şey para olarak, mevzusu. Bunların hepsi zaten muhtemelen birlikte açıkçası olacak bir karar. Artı ben hayal kırıklığı diyorum. Düşündüğü gibi bir adam da çıkmadı. Evet. O da bir yani zaten demiş çok yanıldım ben bu adamla ilgili diye etrafa böyle... İşte ama bunun alt metnine. Şimdi bu ekrandan çok seslendiğimizi ben daha dün gibi hayır, biliyorum. Yani bunların hepsi yaşanacak hadise, bunlar olacak, iyi karar verilsin falan. İstediğimiz bir tek şey var, evliliğin gerçekten sağlıklı bir şekilde devam etmesiydi. Ama galiba başaramayacaklar. Dur bu toparlayacak olursak diğer bir konuya geçeceğiz. Daha bir çetrefil bekliyor çünkü bizi biraz ileride. Evet, söylemezsem Olmaz'ın haberiydi. Söylemezsem her Olmaz'ın ne kadar haberi... bizden çalıp bizi seyredip haber yapsalardı sağdan soldan. İlk yüze de giremeselerdi. Hala çalmaya devam ediyorlar. Takıların geri istenmesiyle ilgili ilk anonsu biz yaptık ve biz söyledik. Keşke doğru da olmasa ama doğru. Müzikler, takılar ayrılacaklarını da söyledik. İlki imza attı ama hiç ikiye de imza atmasaydık keşke. Sonra da imza atmasaydık da onlar ayrılmasalardı ama hayat böyle bir şey. Durum haklarında bu. Hayırlısı olsun bakalım. Önümüzdeki gelecek günler neye gebe bize neyi gösterecek. Göreceğiz hep beraber. Peki şimdi başka bir konuya hızlıca geçiyoruz.